Barış Türkiye'nin rolü demiştik. Şimdi Türkiye nasıl bir rol üstlendi? Türkiye'den önce şunu söyleyelim. Bugün basına çok fazla yansımadı ama bence üzerinde durulması gereken önemli bir rapor var. Gazze'de gönüllü doktorluk yapan 119 kişi hem Biden'a hem de Kamala Harris'e bir mektup yazıyorlar ve Gazze'de 118.908 kişinin öldürüldüğünü söylüyorlar. Yani bugün medyada çok fazla yer almadı ama Amerikan internet sitelerinde e, yayınlandı bu rapor. Eğer gerçekten bu rakam doğruysa... Enkaz altında kalanlarla beraber altında herhalde. Çünkü biz sürekli 40 bin, 41 bin falan Tabii. diyoruz ama... Gerçekten nasıl bir dehşetle ve nasıl bir vahşetle karşı karşıya olduğumuz ortada. Yani şunu düşünün, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinde biz savaşın canlı yayınlanmasına şahit olmuştuk. He. O dönemde tartışmalar çıkmıştı. Embedit gazeteciler. Savaş olağan hale getiriliyor. Cinayetler olağan hale getiriliyor. Canlı yayında ilk izlediğimiz savaştı. Tabi. Şu an Tabii. bütün dünya ne yazık ki Beyrut'u izliyor. İzliyonun altını bilerek çiziyorum. Evet herkes izliyor kardeşim ve hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Ne yazık ki hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Tabi burada meselenin özü biz buraya nasıl geldik? Ben geçen programda da söyledim. Meselenin bence kör düğümü bu 7 Ekim saldırısında Hamas'ı kim motive etti? Çünkü bir örgüt eğer İsrail gibi bir devlete o kadar şiddetli bir şekilde saldıracaksa ya da operasyon yapacaksa bunun karşılığının da mutlaka çok güçlü olacağını düşünmeliydi. Şimdi Hamas bunu düşündü mü? Ben İsrail'e girip işte bin kişiyi kaçırdığımda nasıl bir cevap alırım? bu saldırıyı göğüsleyebilir miyim? Bunun arkasından bölgede ne tür gelişmeler olur? Bunu düşündüler mi? Kim orada o kararı verdi? Bu karar neden alındı? Yani biz bunu konuşmadığımız sürece bu meselenin esas yanında çözemeyiz. Bak şunu gördük bu süreçte. İsrail Hizbullah'ın içini elinin içi gibi avucunun içi gibi biliyor. Hamas'ın tüm yapısını, üst kadrosunu avcının içi gibi biliyor. İran'ın göbeğinde Haniye'yi öldürebiliyor. Ondan önce Kasım Süleyman'ı öldürmüşler. Onların hepsinin tek tek grafikleri var Barış. Şimdi hepsini tek, tek tek anlatacağız. Bak şunu söyleyeceğim. Ve şu an Orta Doğu büyük bir ateş çemberinin içine girdi. Ve İsrail Beyrut'a girdi. Beyrut'tan sonraki hedefinin de önce Güney Suriye ardından da İran olduğu artık çok açık. Bir kere İran'ın bölgede yalnızlaştırıldığını, özellikle Arap ülkelerinin İran'la hiçbir şekilde yan yana durmadıklarını, Rusya'nın beklenen tepkiyi vermediğini, çünkü onun da Ukrayna'da başı belada o işle uğraşıyor, Çin'in sadece gözlemci olarak meselelere baktığını görüyoruz. Önceden ne konuşuluyordu? İşte dünyada artık Çin dengesi var, Rusya dengesi var, İran dengesi var. Şu ana kadar böyle bir dengenin olmadığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin jandarması olan İsrail'in karşısında hiç kimsenin hiçbir şey yapamadığını gördük. Türkiye de bu noktada evet güzel sözler söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama kardeşim şu anda İsrail'e istihbarat sağlayan radar üssü kürecikte duruyor. Kapatın kardeşim kürecikteki radar üssünü. Kapatın. İsrail'den çöp ithal ediyoruz. Rakamlarıyla koydular ortaya. Kürecikte de İsrail'in değil de e efendim İsrail e olan... sonuçta gidiyor yani istihbarat kapat o zaman istihbaratı Malatya Kürecik üstünden gidiyor. Yani İran içindir ya Kürecik Hı -hı. onun için söylüyor. Onun için söylüyorum. Hı -hı. E baktığında ticaret %100 artmış İsrail'de. Ya Şimdi ona bir kılıf buluyorlar efendim biz Filistin'e satıyoruz da Filistin'e mecbur işte mal giderken İsrail'den gitmek mi? zorunda vesaire vesaire. Hangi Filistinli bu kadar demir çimento yapıyor ben bilmiyorum. Barış Yalnız Bak şimdi Gümrük bu konuda ve bir kere Bakanlığı lazım. açıklama yaptı. Ben ikna ee, olmuyorum. Şöyle Gümrük ben ve Ticaret Bakanlığı ben inanmıyorum da. E, ticaretin durduğunu Nerede durmuş ifade abi? Yüzde %100 rakamlarla. Hayır hayır. Gümrük Ticaret Bakanlığı rakamlarında <laughs> %100 artma bugün artma yok. Bugün Dünya Gazetesi'nin yazarı İbrahim, İbrahim Kahveci'nin açıklamasını İbrahim Kahveci baktım. Verileri bakın. Efendim, İbrahim olur mu? Kahveci Karar Gazetesi'nde yazıyor. Şimdi Dünya Gazetesi'ne geçiyor. Hayır, ayrı bir konu da hı hı. şunu için söylüyorum. O e, subjektif yorum yapıyor. Subjektif değil canım rakamlarla ortaya yargını, Hatta geçen gün şöyle dedi İbrahim Kahveci dedi ticaret ki ticaret devam ediyor efendim, mu etmiyor mu? ediyor Bilal Erdoğan'la ilgili dedi ki ya Bilal Erdoğan Bey EYT'den yararlanmış dedi. Halk TV'nin spikeri de dedi ki ben de aynı yaştayım ben de yararlandım. Bilal, Bilal Bey'in kendi söyledi ama canım. Yani. yani. Bilal Bey'in kendi söyledi abi canım EYT'den Gümrük verilerine göre bu rakamlar düştü. Hayır bir şey söyleyeyim. Hiç de düşmedi. Ben resmi rakamları söylüyorum. Geçen Ekim ayından itibaren Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonundan sonra da İsrail'le ticaret artmış. Şimdi ben bir şey nerede soracağım. Nerede? Bir şey soracağım. Ha nerede? O zaman yani, bak, efendim ben sonradan da alıyorum. Lütfen bir saniye. Konudan da ısrarla mesele geleceğim ben söylenen Tam barış toparladı. Ama hayatın gerçeğine baktığında kardeşim, tavır alacaksan nasıl Mısırla bir dönem ilişkileri kessin? O zaman İsrail'le de tüm ilişkileri kessin. Yani ben bir şey soracağım. Yani, Barış'ın iktidar... söylediği çok önemli. Yani ticari ilişkilerimizi kestik demedik mi biz? E %100 artmış. Rakamlar yani ortaya koyuyorlar Sayın ticari... efendim, Ticaret Bakanı. Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre bu kesilmiş. Barış hangi veriyi kullanıyorsun? Ben anlamadım. Efendim nerede kesilmiş? Ben resmi rakamlar Her gün internette yayınlıyorlar. yayınlıyorlar. Şu ben gemi İsrail'e gidiyor, bu yapıyorum. gemi İsrail'e gidiyor. Ben bu gidiyor konuda diyorsun. bir açıklama bekliyorum. Barış bu yaptı zaten. Hayır yaptı da ben ikna ya olmuyorum. Bakın zaman çıksın ya, Ben söyleyeyim mi? Ben açıklamayı bir yalanlasınlar kardeşim. Var var tamam hemen. Çıksın yalanlasınlar. Tamam efendim. İktidara soruyorum. Kardeşim niye bizim hala kürecikteki üssümüz duruyordu? Kapatın kardeş. Kapatın. İsrail'in istihbarat almasını engelleyin. İsrail'den çöp ithal ediyoruz. İsrail'le ticaret %100 artmış. Ticaret. Gemiler devam ediyor. Gemiler ticaret gitmeye devam ediyor. Böyle bir şey olmaz. Sen o zaman bu katliamı durduramazsın kardeşim. Senin önüne getirir koyarlar. Ya kardeşim sen ne konuşuyorsun derler. Gemin gidiyor. Ticaretini yapıyorsun. Çöpünü ithal ediyorsun. Radar üstünden istihbaratını veriyorsun. O zaman neyine karşısın sen? Nasıl durduracaksın? Caydırıcı olabilmen için elindeki bazı güçleri elindeki bazı imkanları kullanma fırsatından kaldırman lazım. Şimdi tamam Türkiye'nin yapabilecekleri nedir? Anlattıklarımdır. En azından bunları yaparsın. Ama bunları yapmadığın sürece İsrail orada dizginsiz bir şekilde her yeri katleder. Bak o gün terör örgütü liderlerinin YouTube'da videoları var. Bakıyorum. Mesela birisi diyor ki ismini vermeyeyim. Asıl diyor, dana'nın kuyruğu Kıbrıs Kıbrıs'ta kopacak. Olacak, evet. Kıbrıs'ta kopacak diyor. Şimdi mesela bununla ilgili hükümetin mutlaka hem toplumu bilgilendirici hem de iç cepheyi hakikaten sıkı tutacak formüller üretmesi lazım. Neden iç cephenin sıkı tutulması lazım? Ben bugün Amin Malof'un bir videosunu izledim. Kürşat Oğuz paylaşmış. Üstüne de alıntı yaptım ve dedim ki Türkiye sakın bu tuzağa düşmesin. Lübnan niye bu kadar? parça parça oldu. Suriye niye bu kadar darmadağın ediliyor? Filistin niye bu kadar kolay darmadağın ediliyor? Çünkü toplum kendi içinde mezhep ve etnik bölünmeler yaşıyor. Lübnan'ı biz neyle hatırlıyoruz? Ya Lübnan'ı biz doğduğumuz günden, hatırladığımız günden bu yana iç çatışmayla, mezhep çatışmasıyla, etnik kimlik çatışmasıyla hatırlıyoruz. Keza Suriye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının geçen hafta söylediği konu bazı kişiler tarafından çok hafife alındı. Ya dediler ki efendim işte iç politikayı konsolide etmek için söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya İsrail bize de saldırabilir. Aslında bence benim Anadolu anladığım ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada söylemek istediği şey şuydu. Çok açık konuşmadı ama ya bizim sınırımıza bir e, PKK YPG eliyle bir devlet kurdurulmaya çalışılıyor. Ya bu yeni değil Hayır ki. hayır. İşte bu ama hızlandı son dönemde. Yani Rusya'nın bölgedeki gücünün biraz azalması Ukrayna'dan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan müdahale etmesi İran'ın artık Hizbullah'a destek verememesi bir yandan Suriye'ye sahip çıkamaması bütün bunlar İsrail'in elini güçlendirdi. Bölgede ne var şu an? Bir İran inanılmaz bir şekilde yalnızlaştı. İran yalnızlaştırıldı. Rusya'nın başına Ukrayna belası sarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinin sebebi de zaten oydu. Herkes zafer kararına. Evet. Barış bir attı saniye. Ama. Patlama anına ilişkin yeni görüntüler geldi sevgili izleyiciler. Barış'tan izin Onda isteyerek ama. aldım.